Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Tam böyle videoyu açtım. Öyle bir rüzgar esti ki kapı oynadı yerinden. Ben de böyle ev sallanıyormuş gibi hissettim. Allah göstermesin. Yine Lodos başladı Bursa'da. Akşam da böyle uyuyamadık. Biraz Lodos'tan gözlerim kısık kısık çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bir an böyle gerçekten evin her yeri kapalı olmasına rağmen böyle kapı oynuyor, perde oynuyor gibi geldi. Dikkatim oraya gitti. Hafta ortasına ektik. Çarşambayı bulduk çok şükürler olsun. Bugün biraz böyle toz alma işlerim var. İki gündür şöyle bir toz alıyorum dün bugün. Her gün işte böyle rutin işleri çekmemek için de böyle size kısa kısa partlar halinde çekiyorum. Şimdi ilginç bir şey yapıyorum. Onu da paylaşmak istedim. Biliyorsunuz pazartesi günü saçlarımızı yağladık, güzelleştirdik. Şimdi aynı yağı kullanaraktan hatırladınız mı şişemi bilmiyorum. İçinde hani argan yağı, aloe vera yağı, badem yağı vardı. Elip de cila olmadığı için şu anda bunu kullanıyorum. Bu yağıyla ahşap mobilyalarımı cilalıyorum dostlarım. Masamı ilk başta cilaladım. Ondan sonra konsola geçtim. Bugün de burada minik bir dolabım var, dresuar gibi. Onu cilalayacağım. 24 saat bekletiyorum. İyice otursun ve içerisi ev kokmasın diye. Ondan sonra da bir gün sonra da kağıt peçeteyle güzelce siliyorum. Ben önce size ilk yaptığım çekimleri göstereyim. Yani burayı yağladığım gün, yani dün yaptığım çekimi göstereyim. Önceki gün masayı yağlamıştım. Onun çekimlerini göstereyim. Bugün de beraber hemen şöyle bu dresuarı cilalayıverelim. Şimdi siz bir seyrede durun. Ben de hazırlıklarımı yapayım. Bakın bu dün yağladığım hali. Dün yağladıktan sonra bu sabah da kağıt peçeteyle iyice sildim. Parlak gözüküyor ama inanın yağ yok dostlarım üstünde. Ne kadar güzel şıkır şıkır olduğunu görüyorsunuz. Bir de şimdi şuraya bakalım. Bakın ne kadar şu an mat. Sadece toz aldım. Mat şekilde duruyor. Şimdi buraya yağı uygulayacağım. Bakın dostlarım, görüyor musunuz? Nasıl pırıl pırıl oldu. Şöyle çerçeveyi de geçtim. Bir de şurada birazcık mobilya parça var. Onu geçtim. Şimdi böyle 24 saat bekleteceğim. Yarın bu vakitler bir kez daha kurulayacağım kağıt peçeteyle. Ondan sonra bu şekilde objelerimi üzerine yerleştireceğim. Dün masamı yapmıştım. Bugün de buraya yaptım. Yarın da bir küçük şeyim var burada biliyorsunuz. Komodinim. Orayı yapacağım. Böyle bu şekilde kurumaya bırakacağım. Bu aynalı konsolum benim belki 15 yıllık. O zamanlar hele böyle çok da özenerek, beğenerek, hani böyle inceleyerek almamıştık. Hemen böyle daha önce ilk evlendiğimde lacivert vardı. Onlar çok kötü boyası kalktı dostum ki çok kaliteli bir mağazadan almıştık. Onları maalesef ki 5-6 yıl kullanabildikten sonra bunları hemen almıştık. Daha basit, daha güzel. Ama arada yani senede bir kere şöyle cilaladığınızda pırıl pırıl oluyor. Cila varsa, mobilya cilası, onunla da cilalayabilirsiniz. Çünkü zamanla cila da kalkabiliyor ya da matlaşabiliyor. Ama yoksa benim evimde işte dediğim gibi yağlarım vardı. Bitkisel yağlarıyla özellikle Hindistan cevizi yağı varsa onunla yapabilirsiniz. Ben de bu bilgiyi TLC'de biliyorsunuz dekorasyon programları, ev yenileme programları var. Ben çok severek izliyorum. Orada bütün ahşap yüzeyleri Hindistan cevizi yağıyla yağladılar.
Ve ben de oradan öğrenmiştim. Görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Şimdi ben bunu böyle bir gün boyunca bekleteceğim. Dediğim gibi yarın da objeleri üzerine artık sıralayabiliriz. Evet dostlarım, vallahi dün çok güzel anlatmışım. Yani sözün üstüne söz koyamadım. Kendim de sizlerle beraber dinledim. Gayet güzel anlatmışım. Şimdi bu küçük komodine geçelim. Ben şimdi yine kamerayı çeviriyorum. Şöyle ince bir çizgi halinde yağımı döktüm. Şimdi hemen sarı bir bezle aldıracağım. Eğer halk kalabilir. Mesela ben pamukla da yapıyorum. Bazen pamuk yapışıyor yağ. Yapışkan bir şey olduğu için, ama sonra onu böyle topluyorsunuz pabuğunuzu, ya da böyle hani çok yağı emmeyecek bir bezle de silebilirsiniz. Ben şimdi sarı bezle sileceğim. Bakın görün ne kadar çok fark edecek. Yağı şöylece döktüm ince bir çizgi halinde. Bakın şimdi matlığını görüyorsunuz. Biraz sonra silmeye başlayacağım. Kamerayla becerebilecek miyim bilmiyorum. Şöyle tozunu aldıktan sonra güzelce siliyoruz. Böyle üstüne hiçbir şey koymayacağız 24 saat. İyice çeksin mobilya. Sonrasında da kağıt peçeteyle son bir kez silip üzerine objeleri koyacağız. Şimdi şöyle tamamını silmeden de göstermek istiyorum. Bakın parlak olan yere ve mat olan yere. Ve inanın bu böyle kalıyor dostlarım. Masayı görmüştünüz nasıl parladığını, şeyi de konsolda gördünüz, bakın hala pasparlak. Bu da öyle uzun süre kalacak. Ben şimdi sileyim, sonra tekrar görüşürüz sizinle. Görüyor musunuz dostlarım? Sildim iyice her yerini, görünen her türlü ahşap yeri da, şurasında sildim, şurasında sildim. Her tarafını sildim. Şöyle değişik açılardan gösteriyorum. Yani ihtiyacı var tahtanın. Sizin gibi böyle parlak, cila sürülmüş, yani kaplanmış bir malzeme değilse, ahşapsa, bakın yağıyla ne kadar güzel oldu. Şimdi 24 saat böyle bekleteceğim. İyice çeksin. Yarın da bir kağıt havluyla iyice her tarafını ovacağım. Parlatacağım tekrardan. Objelerimi yarın koyacağım size. Şimdi koyarsanız zaten şey yağlanır. Ama yarın hiçbir şekilde yağ kalmayacak. İşte pırıl pırıl oldu. Her şeyin olduğu gibi işte tahtanın bile bakıma yağ ihtiyacı var. Ben sonuçtan çok memnunum. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi inşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Bugün de benden bu kadar olsun. Ben şimdi yavaş yavaş evin diğer yerlerindeki ahşapları da, televizyon ünitesini, diğer sehpaları da yavaş yavaş yağlayacağım. Hemen böyle 24 saatte bir parçayı yağlıyorum. Çünkü hani havalandırayım ve içerse ağır bir koku olmasın, o koku eve yayılmasın diye. Böyle tabii benim vaktim var. Gün gün parça parça yapıyorum. Siz isterseniz camları açıp bütün evi aynı anda da yağlayabilirsiniz diyorum. Buradan size çok çok selamlarımı gönderiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.